Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doçent doktor Muhammed Zübeyir Üçüncü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Hemen ilk sorumuza başlıyorum hocam. Obezite nedir? Kimlerde görülür? Özellikle hangi grup risk altındadır? Obezite çağımızın son dönemdeki hastalıklarından, gündemde olan hastalıklarından bir tanesi. Aslında sadece bir fazla kilo veya fazla yağ birikmesi gibi değil, bütün vücudu etkileyen, bütün sistemleri etkileyen kronik bir sendrom. Birçok insanı etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre yaklaşık 1 milyar obez var. Bunlardan 650 milyonu yetişkinler, 350 milyonu kadar kişi gençler, 50 milyonu kadar da aslında çocuklar bundan etkileniyor ve hatta giderek de bu oran artıyor. 2035 yılında 4 milyar kişinin obez olacağı tahmin ediliyor. Peki bu obezite hani hep bir şeyde beslenmeyle alakalı diyoruz, yaşam şartlarıyla alakalı diyoruz ama bunun bir de kalıtsal tarafı var mıdır? Aileden miras olarak da kalabilir mi bize obezite? Şimdi obezite aslında çevresel etkenler dediğiniz gibi işte yaşam tarzı değişiklikleri, sedanter yaşam, işte yeme tarzı değişiklikleri, fast food ürünlerinin beslenmesi bunda etkili. Daha çok bunlar etkili olmasına rağmen kalıtsalda özellikleri var. Ailemizden yeme alışkanlıkları bize kalıyor. Ama şunu da söylemek lazım ki ne? Hani anne babası obez olanlar %80 oranında obez olabiliyorken anne babası normal kiloda olanların da %10 kadarında obezite görülebiliyor. Yani sadece genetiktir, mirastır demek değil. Çevresel etkenler çok fazla etkili ama genetikte bunda bir parça etkisi var. Ya o zaman yani genetik yatkınlığı olanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor diyebiliriz. Onların daha dikkatli olması gerekiyor tabii ki. Evet. Hocam peki morbid obez dediğimiz bir kavram var. Yani ölümcül obez dediğimiz ya da risk altında olan, hayatı kısıtlayan grupta. Peki bu morbid obezlerin, obezitenin zararı nedir? Kişiye ne zararı vardır? Nasıl belirtiler olur? Şimdi obeziteyi tanımlarken aslında vücut kitle indeksinden bahsediyoruz. Vücut kitle indeksi dediğimiz şey de vücut boyuyla bunun metrekare cinsinden alarak kiloya göre hesapladığımız bir oran. Bu 25'in üzerine çıktığı zaman kilolu olanlardan, 30 üzerine çıktığı zaman da obezlerden bahsetmeye başlıyoruz. Bunun 40'ın, 45'in üzerine çıktığı zamanlarda da süper obezlerden bahsediyoruz. Buradaki hastalık aslında vücut kitle indeksine baktığımızda yavaş yavaş riskler artmakla beraber bu obezite birçok hastalığın altında yatıyor. İşte uyku apnesi, hipertansiyonu, şeker hastalığı, reflü hastalığı, kalp krizi geçirme riskini artırıyor, inme geçirme riskini artırıyor. Hatta bunlar bize sosyal olarak da aslında obezler etkileniyorlar. Sadece vücudumuzdaki değişiklikler değil. Yani en basiti obezler arabaya binmekte zorlanıyorlar, seyahat etmekte zorlanıyorlar. Bunlar da onlara depresyon olarak geri geliyor ve bu da onların tedavilerini aslında daha da zorlaştırıyor. Peki hocam obezin tedavisi nedir? Her kilolu olan obezite ameliyatı olabilir mi? Yani ameliyat tek seçenek midir? Ameliyat tek seçenek değil. Obezitenin tedavisinde aslında bir ekip işi. Bunda diyetisyen, psikolog, dahiliye uzmanının, hatta endokrin uzmanının olduğu ve cerrahın olduğu bir ekipçe buna karar veriyoruz. Ameliyattan önce yapılabilecek aslında hayat tarzı değişikliklerinin yapılması, diyetinin değişmesi ve ondan sonra vücut kitle indeksine göre ameliyata karar veriyoruz. Vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olan ve yandaş hastalıkları olan, şeker hastalığı, işte karaciğer yağlanması, kolesterol yüksekliği gibi hastalıkları olanlar veya vücut kitle indeksi 40'ın üstünde olanlar diyetle ve sporla kilo veremedikleri zaman bu ameliyatı olabiliyorlar. Yani herkes her kilo fazlası olan o ameliyat olabilir demek değil. Öncesinde bunun bir ekipçe değerlendirilmiş olması, ona göre karar verilmiş olması gerekiyor. Hocam peki herkes ameliyat olmak istemiyor. Ameliyat dışı bir tedavi yöntemi var mı? Bu kimlere uygulanır ve bu yöntemin ismi ne? Ameliyat dışı tedavi yöntemleri endoskopik olarak yapılan yöntemler olarak var. Bir de son dönemlerde yutulabilir mide balonu olarak hani söyleyebiliriz bunu. Sonuçta mide balonu var. Bir de midenin içerisine tüp midedeki yapıldığı gibi endoskopik olarak dikiş atılıp mide küçültülmeye ve hacim kısıtlanmaya çalışıyor. Bir ameliyat bunlar değil o zaman. Bir ameliyat değil, endoskopik olarak hafif bir sedasyonda, hafif bir uyutularak, derin bir uyku halinde yapılan işlemler bunlar.
Amaçları burada mide hacmini küçülterek yeme alışkanlığı, yemeği kısıtlamaya çalışılması. Ama bunlarda da hani başarı oranı diğer obezite ameliyatları kadar yüksek değil ama burada da şunu aslında yapıyoruz. Vücut kitle indeksi 27'nin üzerinde olan hastalara veyahut da vücut kitle indeksi çok yüksek, ameliyat yapamıyoruz. Belli bir süre bunların kilo vermesi ve ameliyata uygun hale gelmesini istiyoruz. Bu hastalara balonu uygulayabiliyoruz. Herhangi bir yara izi falan oluşmuyor. Yara izi yok. Hasta endoskopisini olduktan sonra bir 5-10 dakika dinlendiriliyor ve sonrasında 15-20 dakika sonra işlemden sonra kalkıp evine rahatlıkla gidebiliyor. Peki obezite ameliyatı her zaman bir ölümcül diye söyleniyor. Böyle bir risk gerçekten var mı? Ya da uygun ameliyatı nasıl seçilmeli? Herkese her ameliyatı yapılabilir mi? Bahsetmiştim ya, bir ekip olarak biz buna karar veriyoruz diye. Ekip ilk başta bunun testleri yapılıyor, ölçümleri yapıyor. Diyetisyenimiz fazla yağ oranını ölçüyor, bunları değerlendiriyor. Daha sonrasında hastanın genel bir endokrin değerlendirilmesi yapılıyor. Hormonal bir dengesizliği var mı? Bunlar değerlendiriliyor. Ve ameliyat olmasına sakınca olabilecek midesinin içerisinde veya işte karın bölgesinde bir değişiklik var mı? Bunlarla bakılarak önce testleri, değerlendirmeleri yapılıyor. Ameliyat olmasına uygun karar verdiğimiz hastalara da o zaman hastanın işte nasıl bir ameliyat yapacağımıza karar veriyoruz. Reflüsü var, reflüsünün şiddeti ne, mide fıtığı var, mide fıtığı ne boyutta, işte hasta daha önce bir ameliyat geçirmiş mi, geçirmemiş mi? Bunlara göre hastaya bir ameliyat kararı veriliyor. Tüp mide ameliyatı, yani bu ameliyat seçeneklerinden bir tanesi, büyük bir ameliyat. Ama bu yaptığımız değerlendirmelerle beraber, bu onların ön görüşmelerimizle beraber, gerekirse hastanın ameliyatını bir ay, iki ay erteliyoruz, tedavilerini veriyoruz. Bu riskleri aza indirmeye, minimuma indirmeye çalışıyoruz. Ona göre hasta için daha konforlu, daha sağlıklı bir yaşam sunmaya çalışıyoruz. Ameliyat koşulları önce sağlanıyor, ondan sonra. Ondan sonra. Uygun olmayan hastalarınız da olabiliyor değil mi? Yani ameliyat uygun olmayanlar da uygun duruma getirilmeye müsaitse, hastalıkları veya durumlarına göre uygun duruma getirilene kadar bu ameliyat erteleniyor. Bundan sonra ameliyatı yapılıyor. Ha, hiç buna uygun olmayanlar da ameliyata uygun değilse o zaman balon yöntemini deneyebiliriz. Veya işte diğer medikal tedavi yöntemleri var. Onları bu hastamıza önererek onları bu sefer kilo vermede yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hocam uzun süre görmediğimiz birini görüyoruz. İnanılmaz kilo vermiş oluyor. Ne yaptın diyoruz. Diyor ki ben tüp mide oldum. Bunu biraz açıklar mısınız? Ne bu tüp mide oldum? Tüp mide dediğimiz şey bariyatrik cerrahinin yani bu obezite ameliyatlarının son dönemlerde en çok yapılan ameliyatları. Eskiden diğer ameliyatlara yapılmadan önce ilk yapılan, hastayı biraz daha kilo verdirsin de ondan sonra asıl ameliyatı yapalım diye yapılan bir yöntemken bakılıp yeteri kadar da bununla kilo verilebiliyormuş. O zaman ilk tercih olarak bunu yapalım, biz sadece bunu yapalım diyerek bulunmuş ve yapılmış bir ameliyat. Midenin içerisine ameliyat sırasında yerleştirilen bir tüp şeklinde bir kalibrasyon tüpümüz var ve bu tüp eşliğinde hastanın midesini tam bir muz veya bir tüp şekline getirerek midenin yaklaşık %80'ini alıyoruz ve midede kısıtlayıcı, yemek yememizi engelleyici, hacim azaltıcı bir orana düşürüyoruz. Aslında şu, kendim de bir tüp mideli olarak söyleyeyim. Ben ameliyat olmadan önce şu basit bir şeyle 5 lahmacun yiyebiliyordum. Sizde var o zaman en güzel örnek aslında. Ben aslında hastalarımın yaşadığı hep şeyi onlara anlatabiliyorum ve ben bunu yaşamıştım, bunu söylemiştim diye söyleyebiliyorum. Hastanızı çok rahat anlayabiliyorsunuz aslında neler hissettiğini. Öncesi sonrası için de güzel, direkt gösteriyorsunuzdur. Yani ameliyattan önce ben 5 lahmacun yiyordum. Ameliyattan sonra bir lahmacun bitmiyor artık. Hani bizde bir lahmacun, işte lahmacun herkes bildiği için. Oradan örnek kolay. Ha, bu işte kısıtlanıyor ve bu şekilde daha az yiyerek ha bu bana yetiyormuş aslında, ben yanlış yapıyormuşum, yeme alışkanlıklarımı oradan bozmuşum. Onları öğrenerek yaptığımız bir şey. Peki ameliyattan sonra ömür boyu ilaç kullanmak gerekiyor ya da hamile kalamam gibi söylemler duyuyoruz. Gerçekten böyle bir durum var mı? Takibi nasıl olur? Yani neler bekliyor aslında? Ameliyattan sonraki süreci aslında bölmek lazım. Bir ilk dönemler var. İlk dönemlerde İşte ilk 15 gün sadece sıvı şeylerle besleniyorlar. Ondan sonra yavaş yumuşak gıdalar ve katı gıdalara geçiyor. Ve bu süreci de diyetisyenimiz takip ediyor.
Ameliyattan sonraki süreçte aslında yaptığımız şey hastalarımızın buradaki bir sonraki hayatlarına alışmalarını sağlamak. Yaptıkları yanlış yeme alışkanlıklarındaki bozuklukları görüp bunları tedavi etmek ve bunları düzeltmek. Ameliyattan sonraki süreçte illa bizim hastalarımıza biz bazen protein takviyeleri verebiliyoruz. Bizim burada istediğimiz çünkü kaybettikleri vücut fazlalığının birçoğunu yağdan kaybetsinler, kastan kaybetmesinler. Kastan kaybetmemeleri için de proteini fazla almalarını istiyoruz. İlk dönemlerde oran çok küçük midede alamıyorlar. O yüzden bu protein tozlarıyla takviyelerini yapabiliyoruz. Bazı vitamin ve mineral takviyeleri hastanın durumuna göre yapabiliyoruz. Buradaki takviyelerimiz aslında geçirdiği ameliyata göre de. Eğer bir bypass ameliyatı geçirdiyse bunlar da uzun dönemde işte vitamin mineral eksikliği görülebiliyorken tüp midede böyle bir şey uzun dönem gerekli olmuyor. Takibinde hastalarımız eğer hamile kalacaklarsa 1 sene minimum veya işte 18 ay beklemelerini, çünkü bu süreç tam otursun, vücut şekli tam otursun, tam bir sağlığa kavuşsun, onu beklemelerini istiyoruz. Ama hatta hastalarımız şunu söylüyor. Şişmanlıkla beraber bunlarda hormonal bir bozukluk oluyor ve zayıfladıklarında bu hormonal bozukluk da düzeldiği için, hatta polikistik over sendromu gibi sendromlarda daha da toparladığı için hastalarımız daha rahat hamile kalabiliyorlar. Evet. Aslında bu onlara da bir çözüm oluyor. Ama bu süreci 1 sene, 1,5 sene ertelemelerini bekliyoruz ki vücut tam toparlasın. Takibinde de gebe kaldıklarında gene bizim takibimizde olmalarını istiyoruz. Çünkü o zamanlar vitamin ve mineral takviyeleri artabiliyor. Bebek anneden daha fazla harcadığı için onlara ekstra takviyelerini yapmamız gerekiyor. Peki hocam, şimdi az önce bir şey dediniz, kendinizden örnek verdiniz. 5 tane lahmacun yerken bir taneyi bitiremiyorum. Şimdi bunu şöyle de başka bir açıdan bahsetmek istiyorum. Bazen insanlar yemeği yemek için değil de eylem olarak çok sever. Hani yemek yemekten ayrı bir keyif alır. Ameliyat sonrası hani yiyememek insanda bir psikolojik olarak böyle bir depresif bir hale sokabiliyor mu? Yani süreç nasıl ilerliyor? Hani çok yiyen, yemek yemeyi seven bir insan için hani biraz sıkıntılı bir süreç gibi görünüyor. Biraz sıkıntılı bir süreç. İşte burada zaten ekibimizde psikoloğun bulunmasının amacı da bu. Diyetisyenli psikoloğun. Sonrasında da gerekiyor o zaman, tabii, değil mi? Sonrasında da takibinde bunlar oluyor. Hatta hastalarımız şunun da oluyor. Yeme bozuklukları oluyor. Az porsiyonlar yedikleri için şimdi o az porsiyonları sık sık yiyerek bu sefer kilo almaya başlayabiliyorlar. Orada hani mutsuzluk bir şey ama oradan az az yiyip de takviyemi oradan yapayım, oradan mutlu olayım diye yanlışlarını burada psikolojik olarak kendilerini, çünkü ben depresyona girdim, depresyonumu çözmenin yolu çikolata yiyeceğim, tatlı yiyeceğim diyorlar. Ama orada bunun olmaması gerektiğini, gerekirse psikolojik destek olarak onlara sağlamamız gerekiyor. Ekibimizde bir psikoloğu tutmamızın sebebi de, hani onun bizimle beraber çalışmasının sebebi de o. Bu hakikaten bir problem olabilir. Yeme alışkanlığımızı, yeme düzensizliğimizi çözüp burada çözümü, işte sağlığı hepsinde bulmak burada daha etkili oluyor. Hocam çok çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bugün çok değerli bir konuğumuz vardı. Obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doçent doktor Muhammed Zübeyir Üçüncü ile beraberdik. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.